İblisin düştüğü bizi de öncelikli olarak düşürdüğü... Düşürdüğü şey, şeytanın da bu hasete düşme durumunda bizlerin de yaşadığı şey, elimize merkeze alıp Cenab-ı Hakk'ın kulları arasında yaptığı takdire razı olmamak. En merkezde bu. Cenab-ı Hak bir takdir yapıyor. Basamak basamak yaratılmış insanlık olarak. Evet. Hepimiz aynı mizaçta değiliz. Hepimiz aynı nimetlere, yani farklı farklı nimetlere, farklı farklı hayat koşullarına, farklı farklı ilişkilerde yaşıyoruz. Ama haset olunca bize verilene razı olmadığımız gibi... Değil mi? Elinde olana bakmıyor değil mi? Elinde olanın kıymetini bilmiyor. Elinde olanın tadını çıkarmıyor. Elimde olanın nasıl hakkını verebildim mi? Şükrünü edebildim mi? Kıymetine uygun davranabildim mi? Yok, geçtik bunları. Burada zaten bir nankörlük. Yani verilen nimeti bir inkar ve kadirin kıymetini bilmemek var. Diğer taraftan da başkasına verilmiş Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği nimetlere, güzelliklere de isyan ve kabullenememe var. Yani şeytanda da aynısı yok mu? Yani Hazreti Adem'in mazhar olduğu o eşref-i mahlukata razı gelmeme, isyan etme, kendinin yaratılmış, yani ateş de olsa yaratılmış olmasının şükrünü unutma, hatırlamama. Günümüzde baktığımızda peki kime haset ediyorsun? İşte şunun şöyle bir nimeti var, şöyle bir rahatı var. Onun yerinde olsak o da başka birini haset ediyor. O da başka birini haset ediyor. Dolayısıyla yani rahat olman, huzurlu olman, mutlu olman bu kıyas içinde mümkün değil zaten. Peki aynı şeyde diyelim ki Murat... Allah bize bir şey vermiş, bir başkasına başka bir şey vermiş. Hatta nefsimiz ona verilenin daha değerli olduğunu bize düşündürüyor diyelim. Şöyle de bakmak mümkün değil mi? Yani şimdi bak Allah, hani Allah'ın rahmeti ne kadar geniş, kudreti ne kadar geniş, ikram ihsanı ne kadar bol. Mesela ne bileyim ben bir evde oturuyorum işte filan kuluna, değil mi? Köşkte oturmayı nasip etmiş. Yani kullarını dilerse yani köşklerde oturmayı muktedir bir Rabbim var. Deyip anlatabilir miyim? Ona yani böyle de bakabilirsin. Mazhar olduğu nimetten mutlu olabilir ama bunun için işte kendi benliğini aşması gerekiyor. Bu haset ve kıyas hatasından, yanlışından uzaklaşması gerekiyor. Biz başkalarıyla sürekli bir kıyas içinde bulunmaktansa kendi mazhar olduğumuz, bize lütfedilmiş nimetleri, hayırları düşündüğümüzde hem bu kıyasın verdiği psikolojik gerilimden, rahatsızlıktan. Çünkü sonu yok. Diyelim haset ettiğiniz birinin makamına ulaşabilirsiniz. Ama orada bitmiyor. Sonra yine sizin haset edeceğiniz. Yani sorun sizin hasete sahip olmanız. Daha az nimete, daha az lütfa mazhar olmanızla alakalı bir şey değil bu. Sizin haset gibi bir maraza, bir hataya, bir yanlışa düşmek. Bizim bu tuzaktan kurtulmamız da Cenab-ı Hakk'ın hükmüne razı olmak. Başkalarıyla, yani Efendimizin de yine hadisinde, siz dünya nimetleri itibariyle kendinizden aşağı olanlara bakın. Musibetçe de yukarı olanlara. Yukarı bakın diyor. Evet. Yani hayatın aslında yani huzurun formülasyonu da burada. Evet. Zaten başkasıyla ilgilenmediğinde Cenab-ı Hakk'ın kendine verdiği nimetleri, kendine lütfettiklerini düşündüğünde insan zaten hani şükür yoluna bir başlamış. Yani ben Cenab-ı Hakk'ın bana lütfettiği bu nimetleri, bu lütufları nasıl ödeyeceğim, nasıl şükrünü eda edeceğim diye aslında pozitif bir şeye de başlamış oluyor.